Öncelikle çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Bugün yayınımızda Didem Duru ve Behçet Yumrukçallı var. Teknoloji sektörünün önde gelen isimleri. Tabii zorlu bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz evlerimizden dijital dünya sayesinde işlerimizi yürütüyoruz. Özellikle teknoloji sektöründe olduğumuz için bizim için biraz da kolay diyebiliriz diğer sektörlere nazaran. Didem Hanım'la başlamak istiyorum aslında. Pandemi döneminde Cisco müşterilerine destek olmak için özel bir çalışma yaptın mı bu dönemde? Günaydın herkese. Yıldız, önce teşekkür ederim davetin için. Tek detayla birlikte katılmak çok büyük keyif benim için sabah sohbetine. Evet, yaptık. Aslında bir takım şeyler yaptık tabii. Pandemiyle uzaktan çalışma iş süreçlerini etkileyebilecek çok kritik bir hale geldi aslında. Farklı ihtiyaçlar ortaya çıktı. Yani çok sayıda daha fazla çalışanın şirket kaynaklarına uzaktan güvenilir şekilde ulaşması gerekti tabii ki bu dönemde. Müşterilerimizin bir kısmı aniden gelen bu değişiklik talebini, yüksek talebi karşılayabilecek durumdaydı. Bir kısmı ise altyapılarının buna uygun olmadığını gördü, ihtiyaçlarının olduğu ortaya çıktı. Cisco aslında bu dönemde global olarak bir program, yani çok hızlı bir global program ortaya çıkarttı. Dedi ki işte ihtiyaç duyan şirketlere destek olabilmek için kolaborasyon ve güvenlikte belli ürünlerde sınırsız kullanıcı sağlayacağım belli bir süre için dedik. Bu da işte bir tanesi bu Webex sistemimiz, kolaborasyon tarafında işte web konferansı, web meetingleri içeren işte Webex'i 3 ay süreyle kullanımını açtık müşterilerimizin Mart ayında. Mart'ın ortası gibi bir dönemde yaptık bunu hemen, yani evlere kapandığımız zaman. Bir yandan da güvenlik tarafında ise şirket kaynaklarını uzaktan güvenli bağlantı sağlayan, işte bu bağlantılarla çok faktörlü yetkilendirme özelliği sunan ve DNS seviyesi güvenliği sağlayan işte bu VPN, Duo, Umbrella gibi ürünlerimizi yine ücretsiz açtık kullanımı. Bunlar sayesinde de aslında çalışma alanını genişletip sayısız uzak bağlantı sağlarken de atak yüzeyinin de genişlemesini engellemeyi başardık. Pandemiyle birlikte bu konularda bilgi ya da çözüm sunduğunu vaat eden işte zararlı internet siteleri ve phishing saldırıları çok yoğun olarak görüldü bu dönemde. Biz de aslında tehdit istihbaratı grubumuz Talos ile birlikte bu atak vektörlerini takip edip bloglarımızda bu bilgileri ve korunma yöntemlerini de paylaştık müşterilerimize destek olmak amacıyla. Talos'tan bahsettiniz. Biraz daha bilgi verebilir misiniz? Tam olarak neler yapıyor Talos? Talos güvenlik ürünleri yani güvenlik ürünleri kullandıkları tehdit istihbaratı kadar etkin biliyorsun. Talos Cisco'nun tehdit istihbarat grubu ve dünyadaki zararlı trafiğin tespiti ve takibi konusunda en geniş organizasyon olarak kabul ediliyor dünyada da. Yani bu istihbaratla günde 20 milyardan fazla tehdit engelliyoruz yani. Cisco güvenlik ekosistemi, e-posta, ağlar, bulut, web, uç noktalar ve bunların arasındaki her şeyi de kaplıyor. Bütün bu ürünlerle ve müşterilerimizin sağladığı telemetri verileriyle Talos dünyadaki herhangi bir üreticiden çok daha fazla vizibiliteye sahip hale geliyor. Bu vizibilite de ürünlere sağlandığında engelleme de mümkün oluyor tabii. İşte bu zafiyetleri atak vektörleri ve aktörlerini tespit eden gruplar, yani bizim taraftaki analiz gruplar sundu, yani bunların ürünlere de aslında ürünlerin içine de imbed ediyorlar. Dolayısıyla müşterilerimize ürünler de bu hizmetle birlikte gidiyor oluyor. Hemen burada Behçet Bey'e dönmek istiyorum aslında. Behçet Bey, Cisco ile Teknet arasındaki işbirliktelikten bahsedebilir misiniz bizlere biraz? Tabii. Tekdata 40'tan fazla ülkede, 100'den fazla lokasyonda uluslararası bir distribütör, satış ve dağıtımdan sorumlu. Cisco ile de uzun yıllardır globalde köklü ve başarılı bir işbirlikteliği yürütüyoruz. Türkiye'de de bu işbirlikteliği son 2 yıldır geçerli ve yurt dışındaki başarıları burada da gösterdiğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Tekdata'ya baktığımızda globalde ve Türkiye'de bazı stratejik yoğunlaştığımız çözümler var. Nedir bunlar? İşte IoT, analitik, bulut, güvenlik çözümleri, veri merkezi çözümleri gibi. Cisco'ya baktığımızda da son yıllarda yeni IT kategorilerinde ciddi yatırımlarla büyüdüler.
Biz de aynı stratejiyle bu alanlara biz de yoğunlaşma kararı verdik. Dolayısıyla bizim stratejilerimizle Sisko'nunki çok ciddi bir şekilde örtüşüyor. Ve beraber bizim alanlarımızı rahatlıkla Sisko ile tamamlayabiliyoruz. Aslında özetlemek gerekirse Tek Data'nın kabiliyet becerileriyle piyasadaki IT entegratörleri rahatlıkla Cisco çözümlerini kendi müşterilerinde pozisyonlandırabilecek bir durumda. Çok özetçe böyle cevap verebilirim. Teşekkür ediyorum. Tabii pandemi döneminde hepimiz zorluklar yaşıyoruz. Didem Hanım da bahsetti bunlardan. Cisco çözümleri konusunda Cisco çözümleri konusunda Tek Data iş ortaklarına ne gibi imkanlar sunuyor? Şimdi Tek Data sadece satış yapan, dağıtım yapan bir distribütör değil. Biz kendimizi daha çok katma değerli distribütör olarak adlandırmak istiyoruz. Dolayısıyla dünyada herhangi bir yeni teknoloji pazara sunulduğu an biz de kendi çalışanlarımızla bunların hemen eğitimlerini aldırmaya çalışıyoruz. Ve kalifiye elemanlarla hem satış öncesi hem satış sonrası destek vermeye çalışıyoruz. Bugün Tek Data bünyesine baktığımız vakit Cisco ürünlerini doğru bir şekilde konumlandırabilecek en üst sertifikalara sahip birçok teknik elemanımız var. Bir diğer konu da ürün deneyimlenmesi. Biliyorsunuz Cisco ağırlıklı kurumsal çözümler. Şimdi tüketici elektroniğine baktığımız vakit deneyimleme oldukça kolay. Fakat kurumsal çözümlere geldiğimiz vakit çok da kolay olmuyor deneyimleme. Biz bu noktada da devreye giriyoruz. Çok ciddi demo yatırımları yapıyoruz Cisco tarafında. Bu sayede herhangi bir Cisco çözümünü, donanımsal olabilir, yazılımsal olabilir, iş ortakları rahatlıkla bizim altyapılarımızı kullanarak müşteri ortamında bunları deneyimlemelerini sağlayabiliyorlar. Aslında özet olarak eğer iş ortakları Cisco çözümlerini müşterilerine göstermek istiyorsa en kısa yol Tek Data diyebilirim. Bize direkt gelebilirler. Teşekkür ediyorum. Didem Hanım'a tekrar dönmek istiyorum burada. Biraz önce ürünlerinizden bahsettiniz tabii ki. Güvenlik tarafında söylediğiniz mevcut ürünlerin dışında başka ürünleriniz var mı? Güvenliği hangi kapsamda sağlayabiliyorsunuz? Biz aslında güvenlik aslında çok her şeyin kalbine oturuyor bizim için. Bütün ürünlerimizin de artık kalbine oturuyor. Çok enteresan veriler de var. Siber saldırıların dünya çapında yol açtığı maddi hasar doğal afetlerin 3 katı mesela. Yani çok ciddi bir önemli halde güvenlik. Cisco için, Cisco olarak bizim için de aslında olmazsa olmazımız son yıllarda. Buluttan uç cihazlara kadar güvenliği her katmanda sağlamak ve müşterilerimizin ağındaki veri akışını anlamlı hale getirerek akıllı güvenlik politikaları oluşturmak önceliğimiz ve olmaya da devam edecek bundan sonra da. Güvenlik alanında aslında uçtan uca güvenlik çözümleri sağlıyoruz diyoruz ve işte market lideri olarak da portföyümüz yukarıda belirttiğim, biraz önce bahsettiğim 3 tane üründen değil, işte Umbrella Duo, DNS'in yanı sıra işte e-posta, web güvenliği sistemlerimiz var. İşte güvenlik duvarlarımız var, firewall'lar. Kritik altyapıların güvenliği ile ilgili geliştirilmiş endüstriyel ürünlerimiz de var. Dolayısıyla hem uç nokta güvenliğini hem ağ güvenliğini bütünleşik altyapılar ile sunuyoruz. Bunları da tek noktadan Securex ile yönetiyoruz. Son dönemde duyurduğumuz Securex ile de bunların tek elden yönetiminin yapılmasını ve işte daha kolay kullanımını sağlıyoruz. İşte yani Cisco olarak aslında son yıllarda hep şey söylüyoruz. Biz güvenliğimiz bizim DNA'mızda var. Dolayısıyla güvenlik de kurduğumuz tüm ağların içinde yerleşik olarak bulunuyor artık. Güvenlik tarafında Behçet Bey'de bir sorun var. Tek Data güvenlik pazarına odaklı bir distribütör olarak nasıl yapılanmaya sahip? Cisco güvenlik portföy konusunda özel çalışmalar sürdürüyor musunuz? Tabii yani zaten Didem Hanım çok net bir şekilde bahsetti. Günümüzde güvenlik geçtikçe önemi artıyor. Bir de güvenlik alanındaki kanunu düzenlemelere bağlı olarak IT güvenliği alanında da çok ciddi değişiklikler var ve biz burada yatırımlarımızı yapıyoruz. Güvenlik tarafta yatırım yaparken de bizim flagship yani ana bayrak gemimiz Cisco. Ve burada tabii çözümler, ürünler Cisco'ya ait. Biz neler yapabiliyoruz? Özellikle satış öncesi pre-sales etkinliklerine ağırlık veriyoruz.
güvenlik eğitimleri, workshoplar yapıyoruz. İş ortaklarımızın sertifikasyon düzeylerini arttırıyoruz ki onlar daha başarılı bir şekilde son kullanıcılara gidip Cisco çözümlerini daha rahat anlatabilsinler. Aynı zamanda sadece güvenlik değil, Cisco'nun diğer mimari çözümleriyle de entegre bir genel ortak bir çözüm oluşturmaya çalışıyoruz. Diğer tarafta müşterilere iş ortaklarıyla beraber gidip çözüm anlatmak, sunumların yapılması, şartnamelerin cevaplanması, demoların yapılması, kit listelerin çıkarılması gibi birçok alanda Cisco iş ortaklarına destek veriyoruz. İhtiyaç duyulduğunda kurulum desteği dahi veriyoruz. KVKK projelerinde Cisco'nun çözümlerini bir araya getirip projeler oluşturmaya çalışabiliyoruz. Hem bulut bazlı hem lokal bazlı veya hibrit olarak konumlandırılabilen Cisco güvenlik ürünleri sayesinde de müşterilerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunabiliyoruz. Yani gene özet olarak Tech Data proje öncesi olsun, proje sonrası olsun Cisco çözümleriyle iş ortaklarına destek vermeye devam ediyor. Didem Hanım'a burada şirketler tarafı için bir soru sormak istiyorum hemen. Türkiye'de şirketler son dönemde hangi tip teknolojilere yatırım yapıyorlar Didem Hanım? Covid sonrası bir değişiklik olacak mı? Tahmininiz nedir bu konuda? Yani aslında sadece Türkiye'de değil, yani Covid'le birlikte tabii tüm dünyada şirketler yatırımlarını bu yeni koşullara göre tekrar yön veriyorlar. Yani bugüne kadar yaptıkları yatırımlar, bugüne kadar yaptıklarını bir tekrar aslında herkes gözden geçiriyor. Yani bence salgının bu dönemin en önemli etkilerinden biri şüphesiz de dijital dönüşüm süreçlerini ivme kazandırması oldu. Sizinle de yani en başında konuşuyorduk sofraya derken. Türkiye'de de dijital dönüşüm rüzgarının hız ve etkisinin arttığını görüyoruz tabii ki. Hayatın her alanı online'a taşınırken aslında şirketlerin bu yeni düzende rekabetçi olabilmek için, hatta artık aslında hani rekabetçi diyorduk ama ayakta kalabilmek için dijital dönüşüme ve teknolojik altyapı yatırım yapmaları elzem hale geldi. Tabii ki sadece teknolojik yatırım değil, burada bence en önemlilerinden bir tanesi de bu. Yani sadece ürünü almakla, çözümü koymakla olmayacak ama süreçlerini ve iş yapış modellerini dönüştüren şirketler bu süreçte ve gelecekte daha da rekabetçi olacaklar, daha kuvvetli olacaklar. Yani bilgi teknolojileri eskiden sadece ayakta tutmaya yararken şu anda bütün aslında düzenin devamını sağlıyor. Yani CEO'ların gözünde vizyonlarına destek oluşturacak çok önemli iş birimlerinden biri haline iyice geldi bu dönemde. Yani önemi bence çok ortaya çıktı. Aslında geleceğin internetine çok hızlı bir giriş yapıyoruz bununla birlikte. Yani bant genişlikleri katlanarak artıyor. Dolayısıyla altyapı, telekom altyapısı çok kritik hale gelecek. Daha çok iş dijital ortama taşındıkça 5G sabit hatlara yatırımlar artıyor olacak. Bu herkesin evden çalıştığı dönemde en çok web konferans teknolojileri ilgi gördü. İşte yani şu anda bizim de yaptığımız gibi işte bizim normalde ofiste bir araya gelirdik ya da işte bir etkinlik yapacağımızda bir otelin bir odasını kiralardık. Bütün bunları yaparken şu anda hepimiz dijitaldeyiz. Dolayısıyla yüz yüze yapılan bütün toplantılar bu ortama geçince tabii ki işte bu web konferans sistemleri de iyice olmazsa olmazı haline geldi. Yani bizde mesela 12 katı kadar arttı geçtiğimiz dönemlere kadar. Çok ciddi artışlar var. Böyle bu şekilde dağıtık iş gücüyle çalışırken tabii biraz önce de bahsettim güvenlik yatırımları ve network altyapısının bunları destekleyebiliyor olması da çok önemli. Yani artık herkes kişisel cihazlarıyla bağlanıyor. Yani artık dışarı çıkmaya başladık, sadece evinden değil başka yerden de bağlanıyor. Burada tabii ki verinin korunabiliyor olması, yani şirket verisinin, kişisel verinin korunabiliyor olması güvenliğe farklı yatırımlarda yapılmasını gerektirecek. Ve bir yandan da iş sürekliliği tabii çok kritikaldi. Yani buradaki yani esneklik ve ölçeklenebilirlik iyice önemli oldu. Biz aslında en çok şunu duyduk bu son dönemde. İşte bizim bu on-prem dediğimiz hani kendi veri merkezlerindeki kurulu sistemlerle ölçeklenebilirliği yönetmek kolay olmadı bu dönemde. Bulut mimarileri çok daha önemli hale geliyor dolayısıyla. Kurumlar daha fazla kişinin uzaktan çalışabilmesi için bulut mimarilerini kullanarak mevcut yapılarına ihtiyaç olduğunda servisleri ekleyip işte eğer gerekmediğinde de küçültme sağlama esnekliğine sahip olabilmek istiyorlar. Bulutla on-prem arasında yani hani biraz daha hibrit bulut mimarilerinin tasarımlarına
çalışılmaya başlandı. Ve bence önümüzdeki dönemin müşterilerimizin yatırım yapacağı en önemli alanlardan bir tanesi de veri. Yani veri artık her şeyin ortasına oturuyor ve veriyi, ama tabii veri var zaten, çok var da bu verinin daha kullanılabilir hale gelmesi, bu veriden analiz yapılabilmesi, verilerin doğru yerlerde kullanılabilmesi, tahminlemelerin yapılmasının önemi daha da fazla artıyor olacak ki bu da zaten yapay zekayı da, yani yapay zeka zaten hayatımızda ama yapay zekanın veri analiziyle birleştirilip iyice anlamlı hale getirilmesi çok daha önemli olacak bundan sonraki dönemde müşterilerimiz için. Biraz daha yapay zekayı tetikleyecek diyebiliriz aslında. Evet, evet, aynen. Behçet Bey, tabii KVKK bizim için çok önemli. Özellikle kişisel verileri koruma kanunu. KVKK açısından baktığınızda bir değerlendirme yaparsanız, çalışmalarınız ve sunulan çözümler kanuna uyumluluk konusunda müşterilerinizin ihtiyaçlarına cevap veriyor mu? Yani bunu hem Avrupa bölgesindeki GDPR olsun ya da ülkemizdeki KVKK açısından baktığımızda, özellikle kişisel verilerin korunma kanununun teknik gereksinimleri açısından baktığımızda birçok ihtiyaç var. İşte yetki kontrolü, kullanıcı hesap yönetimi, ağ güvenliği, uygulama güvenliği, saldırı tespiti, önleme sistemleri, veri kaybı önleme yazılımları, uç noktaya kadar antivirüs sistemleri gibi birçok konu var. Biz burada gene Cisco'ya teşekkür ediyoruz. Çünkü gene bizim ana markamız diyebilirim. Çünkü Cisco çözümleriyle bütün bu konuların hepsini adresleme şansına sahibiz. Tamamlayıcı bir portföye sahip olduğu için Cisco birçok noktadaki müşteri ihtiyacını da doğru adresleyebiliyoruz Cisco ve çözümleri sayesinde. Hemen tabii ki Didem Hanım da bahsetti bulut tarafından. Son dönemde bulut ortamları yoğun olarak kullanılıyor tabii ki. Ve bulut ortamlarının güvenliği çok önemli bir gündeme hali, evet. Haline geldi. Özellikle bu verileri hani nerede olduğunu bilmiyoruz ya, hangi sunucuda olduğunu bilmiyoruz. Bulut diyoruz, işte bulut nereye gidiyor? Tabii ki bir veri merkezine gidiyor. Farklı veri merkezlerinde depolanıyor. Bu konuda IT yöneticileri Cisco portföyünde çözüm bulabiliyorlar mı? Hemen size sorayım. Şimdi bulut tarafı hep senelerdir aslında bir konu. İşte bulut nasıl geçeceğiz? Hibrit mi? İşte multi cloud mu? Hibrit cloud mu şeklinde. CIO'ların uzun zamandır masalarındaki önemli bir gündem maddesi. Çoğu da bunu yapmak istiyordu ve ama çeşitli işte güvenlik sıkıntıları, farklı sebeplerden dolayı biraz sorgulama aşamasındaydı ama bu pandeminin aslında en büyük etkilerinden de birisi bu oldu. Yani bulut tarafında firmaların daha yakınlaştığını, bulut tabanlı çözümlerin yakınlaştığını gördük. Ve burada aslında daha önce bulut dediğimiz vakit ya güvenli midir sorusu ters dönmeye başladı. Ya biz kendi şirketimizin içerisinde güvenliğimizi sağlamak yerine son derece güvenli bir bulut altyapısında çalışmak daha mı iyi olur gibi bir soru oluşmaya başladı. Burada gene tabii önemli nokta buradaki çözümler, bulut üzerindeki çözümler. Biraz önce Didem Hanım da bahsettiği gibi özellikle hibrit bulut ortamlarında, yani direkt bulutta ya da on-premise dediğimiz yerel noktalarda hibrit bir şekilde çalışacak ortamlar için güvenlik daha da önemli bir hal aldı. Burada tabii ben hani çözümlerden bahsetmeyeceğim direkt bu Cisco'nun Didem Hanım konusu ama ben hep mesela Umbrella çözümünü dile getiriyorum. Yani ismini de çok güzel bulmuşlar açıkçası. Yani evet. MCE. Dolayısıyla bu ister kendi ortamınızda olsun, ister bulut ortamında olsun, Umbrella çözümüyle aslında tamamen bütün güvenliği bir şemsiye altına alıp güvenli bir şekilde çalışma şansına sahip olunabiliyor. Dolayısıyla ben burada Cisco'nun çözümlerinin bizim de işte katma değerli satış öncesi sonrası aktivitelerimizle müşterilere ciddi bir çözüm olduğuna inanıyorum. Didem Hanım, tabii ki siz daha iyi biliyorsunuz bu konuları ama güvenlik konusu en önemli konulardan bir tanesi son dönemde. Normalleşme süreciyle birlikte işte ofislere dönülüyor, dönülmüyor, evden devam ediyoruz. Yavaş yavaş ama normal hayata, yani COVID-19'a, koronavirüse alışmamız gerekiyor bir şekilde. Normal yaşamımızı sürdürebilmek için. Bu süreçte kullanılan platformların, dijital iletişim için kullanılan platformların nasıl seyir izlemesini bekliyorsunuz ve şirket olarak önümüzdeki günlerde bu tarz platformlar veya başka şeyler için nasıl bir
yatırım yapmayı düşünüyorsunuz? Biraz da yatırım tarafından sormak istedim. Yani ben aslında her şey aynı gibi gözükse, geçenlerde Boğaz'da yürürken bunu düşünüyordum. Hani her şey aynı gibi gözüküyor ama aslında hiçbir şey aynı değil. Ve bence hani tam aynı da olmayacak geçtiğimiz dönemlerle. Dolayısıyla yani her an yeni bir salgın çıkacakmış gibi tedbirleri almak gerekiyor bundan sonraki dönemde. Şimdiden konuşulmaya başlandı bile. Okuyorsunuz işte bir takım yine yeni virüsler görülüyor. İşte bu bir salgın olabilir deniyor. Dolayısıyla bundan sonraki hayatımız belli ki bunlara hazır. Dolayısıyla esnek ve altyapılar da hazır vaziyette olmak gerekiyor. Yani yapış modelleri de değişti, değişecek hani bunlarla birlikte. Kademeli olarak ofislere dönüş süreci yaşayacağız. Yani kademeli yaşayacağız. Belki tekrar eve kapanacağız ama online platformlar popülerliğini bence koruyacak. Yani farklı bir dengeye oturacağını düşünüyorum ben bundan sonraki süreçte her şeyin. Yani işte evden çalışma kısa süre öncesine kadar sadece mecburi durumlar için bir seçenekti. Ama artık rutin bir uygulama halini aldı. Pek çok şirket çalışanların en az bir kısmını bir süre daha bence evden çalışmaya teşvik edecek. Yani bu yılın ikinci yarısı en azından sanki daha evden çalışmayla da yani böyle bir dengeyle geçecek. Yani çünkü kalkmayacak bu tehdit daha ortadan. Daha yani şirketler bir de tabii bir yandan da gelirlerde de çok ciddi etkilenme oldu bu dönemde. Hani her şey yani tamam şu anda ofisler açılma işler biraz daha belki hareketlendi. Çünkü insanlar normale döndü. Hatta 1 Temmuz itibariyle daha da normale dönüldü. Hani artık hiçbir şey kalmadı yasaklanan. Açılmayan daha doğrusu. Ama tabii ki bir tasarruf da gündemde olacak mutlaka. Çünkü geçtiğimiz 3 ayın verdiği bir takım maddi zorluklar var. Dolayısıyla yani hem masraflar açısından hem çevre kirliliği hassasiyet açısından yani düşünsenize aslında arabalarımızı o kadar az kullandığımızda hani uçaklar çalışmadığında vesaire bütün bunlar ne kadar aslında hayata geleceğimize bir olumlu katkı yapılmış oldu. Seyahat kısıtlamaları daha fazla geliyor olabilir. Çünkü seyahat etmeden de biz bir takım işlerin yapılacağını gördük. Ben işte bu bizim Avrupa bölgesinin üst düzey yöneticisini bir gün Türkiye sanal turu yaptırdım. Buradaki büyük müşterilerimizle, iş ortaklarımızla bir araya getirdim. Aynen bu geldiğimiz gibi geldik. Ne farklıydı? Tabii ki biz dokunmayı seviyoruz. Yani hani dokunup birlikte olmayı, bir çay kahve içmeyi birlikte seviyoruz ama bu şekilde de yapıldığını çok net gördük. Dolayısıyla bence bütün bunlar yani bu elde ettiğimiz bir takım avantajlar bence bir süre daha devam ediyor olacak. Yani etkinliklere baktığınızda birçok etkinlik yaptık. Şimdi biz Eylül ayında Cisco Connect yapalım diyoruz. Bizim böyle hani yılda bir yaptığımız hani bütün bir günlük böyle şaşalı etkinlikler. Şimdi onu yapmayı planlıyoruz Türkiye'de sanal ortamda. Geçtiğimiz haftalarda Cisco Live yapıldı. Hani bütün Amerika'da yapıldı. Oldukça da başarılı geçti. Çok ciddi bir katılım var. Dolayısıyla bunları terk etmeyeceğiz çok hızlı olarak. Yani önümüzdeki en azından bir sene gibi terk etmeyeceğiz. Ve de dolayısıyla online platformlara yatırımlar, yani online platformlara ilgi ve katkılar daha devam edecek. Ne yaptınız diyorsunuz? Yatırımlar açısından sordunuz. İşte Cisco olarak biz, yani özellikle bu işbirliği ve konferans teknolojilerinde öncü konumumuzu devam ettirecek yatırımları destekleyeceğiz. Webex video öncelikli, işte kolay yönetime sahip, yüksek güvenlikli ve işte toplantıya dair tüm iş yüklerinin tek bir platformdan yapılabildiği, toplantı sonrası analitik bilgileriyle de şeffaflık sağlayan, yani toplantı çünkü toplantıyı yapmak bir şey arkasından o etkinliğin ne kattığını, neler getirdiğini, kimlerin olduğunu, onları analiz edebilmek de ayrı bir şey. Bütün bunları sağlayan çok dinamik bir platform Webex. Biz bu Webex yatırımlarımıza devam edeceğiz. Bunun yanında tabii yapay zeka ve makine öğrenimi yardımıyla yüz tanıma özellikleri, toplantı sırasında konuşulanların toplantı bitiminde yazılı olarak otomatik dökümü, dijital asistanla konuşarak toplantı notlarını eklentiler yapmak, Webex ile mümkün olacak. Bunlar Webex'e gelecek olan ek özellikler olacak. Yeni özel yani bu özellikler eklendikçe de hızlı bir yazılım güncellemesiyle müşterilerimiz bu imkanlardan kolayca yararlanıyor olacaklar.
Tabii ki güvenlik de, yani birçok alanda yatırımlarımıza devam edeceğiz ama güvenlikten de çok bahsettik. Güvenlikte de gelecekte geleneksel yaklaşımların aksine henüz bilinmeyen kötücül bu yazılımları ve zayıf noktaları saptayıp bertaraf etmeyi hedefleyen tehdit avlama gibi modellerle güvenlik konusunda da en yüksek standart sunmaya devam ediyor olacağız. Tabii bir diğer taraftan işte SD-WAN dediğimiz bu Software Defined yazılım tabanlı ağlar, yazılımlar daha ön plana çıkıyor olacak. İşte bir diğer taraftan işte bulut teknolojileri, işte Meraki dediğimizde onlar hep bizim hayatımızın içinde olmaya devam edecekler ve yatırımlarımızı bu alanlarda yapmaya devam edeceğiz. Didem Hanım, bu geçtiğimiz dönem bize neler öğretti? Pandemi bize ne öğretti? Önümüzdeki dönemde müşteriler nasıl aksiyonlar alacaklar? Ne yapacaklar? Yani bütün dünya olarak aslında hiç bilmediğimiz bir durum ile karşılaştık ve hepimiz hep birlikte yeni ihtiyaçları da ortaya çıkartıyoruz. Çıkartmaya devam ediyoruz. Hepimiz birlikte tecrübe ediyoruz. Benim son dönemde öğrendiğim, yani müşterilerimizle konuştuğumda da gördüğüm, deneyimlediğim önemli şey esnek olabilmek. Ve dijitalleşmenin artık şirketlerin var olması için olmazsa olmazı oldu. Ve bütün müşterilerimiz de aslında bundan konuşuyorlar. Yani müşterilerimiz öngöremediği zamanlarda, öngöremediği yüklerle karşılaştıkları durumda, bu da işte biraz önce bahsettiğimine bulut servislerinin önemini gösterdi. Yani çok net hibrit bulut çözümlerini daha fazla kurguluyor olacaklar. Daha esnek yapılara sahip olabilmek için, isteklere cevap verebilmek, hızlı cevap verebilmek için. Ve dijitalleşmeye kesinlikle çok daha fazla yoğunlaşılacak. Yani dijital teknolojilerin tek başına dijital değişimi getirmediğinin de farkına vardılar. Yani işte ben evet işte bu web konferansı yapabiliyorum. Dijitalim değil ama işte çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi işte elle toplanan imzalar. Özel sektörde de var, kamuda da var. Yani onu ev ev gezdirip imza toplandığı oldu. Hani bir kontratın hayata geçmesi için onun işte yönetim kurulundaki 5 kişinin imzasının fiziksel olarak alınması. Yani bunun sürecini eğer dijitale uygun hale getirmezseniz, hani o pandemi döneminde sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde bunu yönetmeniz mümkün değil. O zaman işler duracak mı? Çok yavaşladı. Ama işte bütün bunların da farkına varıldı. Yani işleri tamam, yani bir şekilde mevzuatların da tabii buna uygun hale getirilmesi gerekiyor. İş yapış şekillerinin modellerinin getiriliyor, süreçlerin yetkilendirmenin hep buna uygun hale getirilmesi gerekiyor. Dolayısıyla yani kültürün yani sürecin başarılı olması için dönüşen kültür, hedefler, altyapı ve süreçler bunların hepsini dijital teknolojilerle birleştirerek çalışanların yeni iş modelleri geliştirmesine odaklanılacak bundan sonraki dönemde. Yani aslında teknolojinin bu baş döndürücü gelişimiyle de günümüzde iş süreçleri, iş yapış şekilleri baştan tanımlanacak gözüküyor. Biraz önce Cisco Meraki'den bahsetmiştiniz. Meraki burada nasıl bir çözüm sunuyor? Buradaki hani ne diyebiliriz Meraki'ye uzaktan çalışma modeli açısından? Aslında Meraki oldukça yani bir kalbine oturuyor. Yani özellikle kolay kullanımıyla. Biraz bahsedeyim Meraki'den tabii. Seviyorum. Yunanca'da da şey anlamına geliyormuş Meraki. Bir şeyi kalpten yaratıcı bir şekilde severek yapmak anlamına geliyormuş. Aslında şirketin de yani yıllar önce Meraki'yi biz satın aldık biliyorum. Yani bilmiyorum biliyor musunuz? Daha sonra 2000, yani birkaç yıl önce satın aldık. Aslında Meraki'nin yaptığı şey karmaşık, kompleks network yapılarını basitleştiren, kurulum için harcanan gün ve saatleri dakikalara indiren, bir problem olduğunda uzaktan tespitini yapıp çözebilen bir yapıya sahip. Dolayısıyla aslında yani bilgi teknolojileri kaynakları az olan, yani yeterli sayıda olmayan şirketlerde, işte buna çok fazla yatırım da yapmak istemeyen, büyümek istemeyen şirketler için son derece pratik ve kullanışlı bir çözüm. Çünkü bütün bunları yani kuruluşu dakikalara indirdiğiniz zaman işte problemi uzaktan tespit ediyoruz. Hani bizim tarafımızdan tespit ediliyor ve tespitini yapıp çözebilen bir yapı. Dolayısıyla bu oldukça bir pratik yapı sağlıyor şirketlere, özellikle de çok kuvvetli teknik ekipleri olmayanlara. Ürünlerindeki akıllı özellikler sayesinde çok
kıymetli analitik bilgiler alınabiliyor. Bu bilgilerle de aslında, bu bilgiler kullanılarak da iş akışı ile ilgili düzenlemelerin yapılması sağlanıyor. Yani aslında bunları basit bir arayüzle birkaç tıkla saniyeler içinde çok yani yapılan işlem çok kolay şekilde yapılıyor oluyor. Dolayısıyla burada aslında yani bu döneme ilişkin işte hem esnekliği, kolaylığı, basit yönetilebilirliği, proaktif yönetilebilirliği sağlayan bir çözüm merakı bizim için. Teşekkür ediyorum İdem Hanım. Behçet Bey, son olarak size soracağım. Pandemi bize neler öğretti? Önümüzdeki dönemde müşteriler nasıl aksiyon alacaklar? Valla aslında bize çok güzel dersler verdi. Bazen böyle force majeure şeylerin olması gerekiyor diye düşünüyorum. Didem'in dediği gibi dijitalleşmek kesinlikle artık bir must. Burada mesela biz de çeşitli şeyler var. Yani müşteriler için demeyelim, kendimiz için bile yaşadığımız şeyler var. Şunu gördük ki ne kadar firmalar, şirketler ben işlerimi otomatize yapıyorum, şudur budur dese de çok ciddi bir şekilde kişilere bağımlılık var. Bunu ciddi bir şekilde biz de yaşadık. Eminim şirketler de yaşıyor. Dolayısıyla yani biraz bir buluttan bahsettik. Niçin bulut ya da niçin managed services? Aslında işte artık firmalar kendi içlerindeki kişilere bağımlılıktan daha çok bunları servis haline dönüştürme ihtiyacı içine girecek. Gene benim gördüğüm, gene bizim şirket içinde gerçekleştirdiğimiz bu RPA kavramını bayağı bir duyuyorsunuz işte, Robotic Process Automation diye. Biz de hem kendi içimizde bundan sonra tekrarlanan kişilere bağımlılığı fazla olan işleri otomatize etmeyi planlıyoruz, düşünüyoruz. Bu taraftaki çözümlere de odaklanmayı düşünüyoruz ve ben inanıyorum ki artık müşterilerimizin de bu bakış açısıyla kişilere ihtiyacı minimize ederek daha tekrarlanan işleri otomatize etmeye çalışacaklarını düşünüyorum. Ayrıca görev tanımlarında da değişiklikler olabilir. İşte çeşitli pozisyonlarda beklentiler var ama bu pandemi süresinde aslında hangi pozisyonları bizim için çok daha elzem, acil ihtiyaç olduğunu, hangilerin nakdev olduğunu da görebildik. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda da sadece dijitalleşme değil, organizasyonel olarak da bence firmalara bir ders verdi. Ona göre yeni yapılanmalar olacağını düşünüyorum. Didem Hanım, Behçet Bey, çok teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırdınız, güzel bilgiler verdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Kolay Görüşmek üzere. gelsin. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.